İlk gün temizlik yaparken paspası kırıp ardından evin çamaşırlarını ve ütüsünü bitiren Halit Bey, bakalım son ödevinde neler yapıyor? Halit! Baba! Halit! Gel. Baba. Merhaba. Karnımız acıktı ya hayatım. Yaparım gün. Zaten bu kızın babanın bu ödevi var. Bu ödev tam benlik. Mutfağa gireceğim, çok güzel yemek yapacağım. Sonrasında temizlik yapacağım. Temizliği de yaparız. Ne var temizlikte? Sizi ben dışarı aldığımızdan ben başlayayım yavaş yavaş, tamam mı? Hadi kolay gelsin diyoruz babaya. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bakalım. Ya mutfağa girince önce yapacağım yemeğe göre malzemeleri hazırlarım. Hepsi yanında olacak ki bir seferde çıksın. Zaten ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Bugün menüde neler var Halit Bey? Ailenize neler yapacaksınız? Ben bugün kızımla eşime güveç yapacağım. Malzemelerimiz burada. Patlıcanımız var, havucumuz var, kabağımız var. Baharatlarımız burada. 200 derecede fırını ısıtalım. Şimdi ben güvecimi de fırına koyacağım. Çok mutfağa giren birisi değilimdir. Senede bir ya da iki sefer girerim. Ama girdim ve çok güzel yemekler yaparım. Nihal parmaklarını yer. Yemeği yedip karnı doyduktan sonra söylenmeye başlar. Dağınıklıkla alakalı. Nihal! Efendim? Tuzu nereye kaldırdın yine? Tamam, gerek yok, buldum. Neler olup bittiğini merak eden Nihal Hanım, kızı Mina ile birlikte tekrar mutfakta. Ah, hoş geldiniz. Genelde çok karışır yemek yaparken de ama bugün öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum diyeceğim ama yalan söylemiş olacağım. Yine muhtemelen bana muhalefet olacaktır. Soğan doğrarken ağlamaktan korkan hanımlar beyler, Halit Bey'in kızı Mina sizi tüm bu dertlerden kurtarıyor. Kızım, en can alıcı noktaya geldik. Ne yapıyoruz? Hemen getir bana. Kaskını yapacaksınız Halit Bey. En can alıcı nokta. Burada. Bunu taktık mı? Soğan bize hiçbir şey yapamıyor. Ağlayamıyorsunuz. Ya bir gün yemek doğrarken böyle gözlerim çok yaşarıyordu. Kask orada kızımın dikkatine çekti. Baba kask dedi. Benim aklıma hemen bu geldi. Kaskı aldım. İşte soğanları doğramaya geçtim. Harbiden de gözümü yakmadı. O gün bugündür girdiğim zaman mutlaka soğanı kaskla doğrarız. Anlamıyorum ya. Adam bayağı kaskla soğan doğruyor ya. Ve kalın doğramıyorum. İnce bak. Nihal Hanım, bildiğiniz gibi ödevin her noktasında Halit Bey'e müdahale etmeye devam ediyor. Hayatım, tencere fokurdu ya, onu artık... Şimdi güveci alacağım onu, ondan sonra buraları toparlayacağım. Hatta alalım. Eşinin yemeklerine çok güvenen Nihal Hanım'ın en büyük şikayeti yemek sonrası mutfağın hali. Kendimizi yemeğe kaptırdık, güveci yaptık, çok güzel oldu. Arkamı bir döndüm, dağ gibi bulaşık olmuş. Yani bir savaş alanı, dağınık, ne kadar kapkacak varsa hepsi kirlenmiş. Güveci fırına veren Halit Bey'in asıl mesaisi şimdi başlıyor. Bunlar ne? Sen herhalde buna şikayet ediyorsun. Anlamana sevindim. Kim kullandı ki bu kadar malzemeyi? Sen. Ortaya çıkan bulaşıktan rahatsız olan Halit Bey bu kez eşine hak verdi. Bu kadar bulaşığı ben mi yaptım? İnanamıyorum ama sonuç çok güzel olacak. Dağ gibi bulaşık olmuş. Yani neyse, temizleriz onu, sıkıntı değil. Hemen dedim ben makineye atarım bunları. Nihal hemen muhalefet oldu. Plastik yani, atsak ne olacak ama neyse, biz de yine elle yıkayalım bunları. Bence sen bir takım şeyleri biliyorsun ama birinin yaptırmaya vesile olması gerekiyordu. Bunu da bu program aracılığıyla, bu okul aracılığıyla adapte ediyoruz seni buna. Devamı gelir inşallah. Yani bu konuda da Yeşim Hanım'a ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Temizlik yaptık, duruladım hepsini. Dedim tezgah da kötü, tezgaha dedim deterjan dökeyim. Deterjanı dökmez olaydım. Siliyorum siliyorum köpürüyor. Siliyorum siliyorum köpürüyor. Ben sonunda bozulacağı vermiyorum. Neyse, hallettik onu bir şekilde. Yani ben o kullandığım deterjanla yaklaşık bir 5-6 kere bulaşık yıkardım. Hatta sen temizlemekte, akıtmakta, o köpüğü gidermekte yani biraz sorun çektim. O kadar da olsun ama yani. Mutfak tezgahını uzun uzun temizleyen Halit Bey artık güveç tenceresini fırından çıkarıyor. Bir anda. Güvecimiz güzel ve lezzetli bir şekilde pişmişse artık benim ödevim bitmiştir. Nihal Hanım ve Mira'yı hemen güvecin yanına alıyoruz. Gel biz de bir bakalım kızım. Çok da güzel kokuyor. Ellerine sağlık hayatım. Nasıl olmuş? Gerçekten. Dört ödevinde de ev işleri yapan Halit Bey, bakalım bugün kaç puan alacak? Nihal güvecin tadına baktı, güveci beğendi ve o anda benim bütün yorgunluğum gitti. Hayatım çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Harika olmuş, enfes. Afiyet olsun.